Hizmetin istenilen hızda tabana yayılmasında temsil keyfiyetinin ehemmiyetini izah eder misiniz? Hizmetin ilk yıllarıyla günümüzdeki temsil keyfiyetini değerlendirir misiniz? Başta arz etmeye çalıştığım güftügum içinde siz bunları sezmişsinizdir. Allah'ın bize bakış ve bekleyişi çok farklıdır. Bana diyorsa şöyle, ben diyeceğim ki ya Rabbi mahz-ı adalettir, hatta adalete aşkın rahmettir. Mesela bana dese ki Allah Celle Celaluhu, ben seni mütedeyyin bir annenin, bir babanın kucağında yetiştirmedim mi? Gözünü harama açmaman için lazım gelen atmosferi hazırlamadın mı? Gözünü hayata tekkede açmadın mı? Ben seni medreselerde dolaştırmadım mı? Şimdi nedir bu küstahlığın senin? Niye iyi bir insan olmuyorsun? Dese, o adaletinin, adaletin aşkın, rahmetinin ifadesidir. Rahmeti çok engin de olsa onun ifadesidir. Çünkü o bunları yapmıştır. Size de bunları yapmıştır. Sizin hepinizin üzerinde Allah'ın engin lütufları ve keremleri vardır. Allah Resulü'nün bakışı da budur. Ben sana bu imkanları verdiğime göre nerede kullandın bu imkanları? Demiyor mu hadisi şerif? Gence sorulacak gençliğini nerede yıprattın? Zengine sorulacak servetini nerede tükettin? Gücünü nerede bitirdin? İmkan ve iktidarlarını nerede kullandın? Diyecek bunlar. Allah verdiği şeylerin hesabını soracak size. Değerlendirdiniz mi, değerlendirmediniz mi? Sizi sizin beyanlarınızla ilzam edecek. Kendiniz gideceksiniz gideceğiniz yere. Hafizanallah. Allah bizi öyle bir durumda hizdana ve husrana maruz bırakmasın. Bediüzzaman'ın bekleyişi de odur. Ben oraya getireceğim. Diyor ki bir yerde eğer benim bir talebem varsa bir okulda, bir bölgede, bir beldede, bir mıntıkada ben o bölgeyi, o beldeyi laikasında ben genişletiyorum. Kendi hesabıma fethedilmiş buluyorum diyor. Kabul ediyorum. Demek ki bu hizmet-i imaniye ve Kur'ani adına bir yerde bir insan varsa o himmetim milletimdir deyip tek başına bir millet olma mecburiyetindedir. Bir mahallede bir hemşiremiz var bizim. Biz o mahalleyi, oradaki bütün hemşirelerimizi o bacımız vasıtasıyla gönüllerini fethedilmiş olsun istiyoruz. Beklenen odur. Allah onu bekliyor, peygamber onu bekliyor ve üstad onu bekliyor toprağın altında. Ben orayı kendi hesabıma fethedilmiş kabul ediyorum diyor. Aksi nedir onun? Aksi tembel insan, temperver insan, keyfini düşünen insan, gitti orada sözde hizmeti temsil ediyor ama yan gelip yatan insan. Oysa ki onu yapan Allah'ın o kadar çok yaratığı vardı ki yiyordu, içiyordu, yan gelip yatıyordu, Halikine şükrediyordu. Senin misyonun o değil ki. Sen bir yere düştüğünde atom bombası gibi düşmelisin. Orada bütün karanlıkları yakmalısın. Duyguları ve gönülleri ışığa gark etmelisin. Yüzler ve binler etrafında senin ayın etrafındaki hale gibi halelenmeli. Ve en karanlık geceler aydınlanmalı. Bu açıdan tabana yayılma mevzuunda falana filana mahsus değil. Bu İzmir'de üst seviyede bu işi tedbir eden bir insan vardır. Doğru. Bölgelerde bulunan insanlar vardır. Doğru. Yurtlarda bulunan insanlar vardır. Doğru. Belletmenler vardır. Doğru. Herkes seviyesine göre bu mevzuda belli bir misyon yüklenecek. Allah'ın inayet ve keremiyle sahabinin ilkleri gibi, bu dönemin ilkleri gibi hayatımın gayesi diyecek ve bu işi yapacaktır. Allah'ın inayet ve keremiyle. Kitaplar ilk defa taş basması neşredileceği zaman üstad sancı çekiyor. Şuna buna adam gönderiyor. Acaba diyor
50 lira verirler mi, borç verirler mi, ben bu kitapları satınca onu ödeyeceğim, bu işi yapayım, bu kitapları bastırayım. Ve bu düşünce Tahir'i Mutlu'ya gidiyor. Makamın cennet olsun senin. Üstadın yanından kalkıyor, köyüne gidiyor. Çağırıyor köylüyü bekçi gibi. Sıyırtmaş gibi bağırıyor, gelin diyor. Ben damımı, tarlamı, her şeyimi satıyorum. Ne verirseniz kabulüm diyor. Bu arada ne derler, bilmem ne mezat. Satıyor ve getiriyor sevine sevine. Bir şey bulmuş gibi sevine sevine. Üstadım diyor, kitapları bastıracak parayı bulduk, sevinebilirsin. Yalnız değildir bu işte. Mustafa Gül aynı duyguyu yaşamıştır. Hulusi Efendi aynı duyguyu yaşamıştır. Arkadan gelenlerden 40. hoca bana birkaç defa aynı şeyi anlatmıştır. Kitap basılacak diye kaçının ayağına gittiğine dair. O denli saffet ve samimiyetle bu işi hayatlarının gayesi haline getirmiştir. Çeketini satmış, kitap bastırmış. Sabahlara kadar tekstil makinesinin kolunu çevirmiş. Çevirmiş ve teyit görmüş. Derler ki Rıdvan bir yerde tekstil makinesinin kolunu çevirirken Hasbi Rabbi Cellallah, mafi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu diyor. Gece yanında da birisi var. Birdenbire kapı açılıyor o gecenin karanlığında. İçeriye Raşit halifeler giriyor. Devam edin, sizlerle beraberiz diyorlar. Sen bir kere Allah desen gökte Allah tarafından 50 defa lebbeyk sesi duyarsın. Kulum benden bir isteğin mi vardı, bir arzun mu vardı, sesini duyarsın. İlklerin hizmet anlayışı, hizmet felsefesi ölçüsünde bir hizmet. Eğer bu kıymetli insanlardan bir tanesi tek başına bir beldede, bir bölgede varsa biz orayı kendi düşünce dünyamız hesabına fethedilmiş biliyoruz. Siz bunu nasıl anlarsanız anlayın. Bu cemaat, onun gazetesi diğer gazetelerin tirajlarının altında seyrediyorsa durumunu bir kere daha ihlas ve samimiyet adına, faaliyet adına gözden geçirmesi lazım. Mecmuası dünyada tirajı en yüksek mecmuaların önünde gitmiyorsa durumunu bir kere daha gözden geçirmesi lazım. Bulunduğu mahallede hizmetini, davasını duyuramadığı hala bir kısım kimseler varsa durumunu gözden geçirmesi lazım. Hala nurları, hala üstadı, hala İslam'ı tanımayan insanlar varsa, tanıtılmadık insanlar varsa durumunu bir kere daha gözden geçirmesi lazım. Biz hepimiz bir yönüyle birer çoban ve hepimiz selayet dairemize karşı sorumlu bulunuyoruz. Allah bize soracaktır. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun en ra'iyyetihi. Ve hafizan Allah, belki farkına varmadan başında bulunduğumuz işlerin başında bulunulmasını çaka vesilesi yapıyoruz. Bunları bize soracaktır. Rabbim inayetiyle gönüllerimizi donatsın ve bizi böyle ağır bir sorumluluk altında tutmasın.